Hocam nabız düşüyor. Daha fazla devam edemezsin. Edeceğim. Vazgeçmeliyim senden. Vazgeçmeyeceğim. Hocam 8-4 tansiyon. EKG edin. 45 saniyeye ihtiyacım var. Hasta kardiyolojik şokta. Kalbi dayanamayacak. Ali Asaf. Ali Asaf hemen kapat. Son 30 saniye. Tansiyon 6. Hastayı kaybediyoruz. Ali Asaf lütfen Selim abiyi dinle. Kanamaya ulaşmak üzereyim. Ali Asaf sana hemen hastayı kapat diyorum. Bitti. Güzel. Güzel. Mektup. Ben mektubu vermeyi unutuyordum neredeyse. Giyin bakalım. Saat 6'da araç geliyor seni almaya. Sen olmasaydın başaramayabilirdim. Asıl başaran babandı. İyi dayandı baya. Uyanınca ona bir özür borcum var. Ne özür? Babaannemin ölümüyle ilgili haksız yere suçladım onu. Aslında yardım ediyordu. Ameliyata giren diğer doktoru bile bulup getirdi bana. Bak Eylül. Hocam. Fırsatını bulup bunu size veremedim. Ne bu? Sanırım Hakan size bir özür mektubu yazmış. Özür? Sanırım. Ama o gittikten sonra açmanızı istedi. Kaçta alacaklar? Saat 6'da. Ama hocam o gittikten... Doktor! Sen beni içeri almayıp hocana var iyileştiriyorsun ha? Şimdi gelsin de seni alsınlar elimden! Ne yapıyorsun? Gördüm. O tecavüzcünün kapısına polis dikmişsiniz. Bizi kimse duymayacak mı? Ben duyuyorum senin sesini, tamam mı? Anlıyorum seni. Sakin ol lütfen. Anlayamazsın lan. Siz beni nasıl anlayacaksınız? Benim kardeşim... Babama söz vermişti. Yemin etti. Koruyamadım emanetini. Tamam. Kalk. Benim gibi abi olmaz olsun. Koruyamadım kardeşim. Şşş, kaldır. Kalk. Şş, yapma. Kalk hadi, kalk.
Ha nasıl yani? Eylül'ün kız kardeşi doktor ve aynı zamanda aynı hastanede, öyle mi? Evet. Ben şok ettim, onun dibiyim yani şu an. Da Eylül bana niye bahsetmedi ki hiç böyle bir şeyden? Ya sen onu boş ver şimdi de Esma. Şu anlattığın kadın var ya, ölen hani. O kadınla Eylül'ün bir sorunu mu vardı acaba? Yani bir husumet falan mı vardı aralarında? Niye böyle bir şey yapmış olsun ki? Yani benim bildiğim bir şey yok. Ama olay bayağı büyük demek ki Melda ile falan bitecek gibi değil. Çünkü ben bu konuyu Eylül'e anlattıktan sonra Eylül direkt Sinan denen adamın yanına gitti. Sinan mı? Bağırın bana sonra. Hayırdır? Niye sustunuz? Ne olmuş Bahar'ın babasına? Adam kızını toprağa vermiş Nesrin. Daha ne olsun? Ha, onu konuşuyordunuz yani. Toprağı bol olsun, ne diyelim? Bir de tamcıcığım, ben artık kalkayım. Çünkü kafede işler bekler, değil mi? Ben seni geçireyim kızım. Sen karını hiç tanımamışsın Vedat. Söyleme bakalım. Ben öğrenmesini bilirim. Vedat amca. Ne yapacağız peki? Sen değil Esma. Ben yapacağım. Yalnız buldukça yüklendiler kızıma. Ama bundan sonra Eylül'ün bir babası olduğunu görecekler. Gel. Sinan Bey. Birkaç dakikanız varsa... Acil mi? Başsağlığı dilemek için gelmiştim. Bahar'ın ölümü hepimizi çok... Tamam, tamam. Sağ ol. Çıkabilirsiniz. Sinan Bey bakın, acınız taze biliyorum. Çok vaktinizi almayacağım. Diyeceğimi deyip çekip gideceğim. Tamam. Ne diyeceksen de ama çabuk ol. İşim var. Bak şimdi. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Öyle kaybedecek çok şey olan bir adam değilim. Milletten sakınacağım, koruyacağım şeyin sayısı bir elin parmaklarını bile bulmaz. Ama benim iki tane kızım var. İkisi de canımdan kıymetlidir. İyi de bundan bana ne? Eylül'e zarar vermeye kalkan karşısında beni bulur. Kızımdan uzak duracaksın. Ne diyorsun sen be? Tarık mevzuna ortak ettiğiniz Melda'yı biliyorum. E'si davayı geri çekeceksin. Yoksa... Tamam tamam, anladım ben seni. Bir karın bir sen. Bu sefer kaç para istiyorsunuz? Ne parası be? Küçük kızını da hastaneye aldım. Daha geçen karına yine para verdim. Bitmeyecek misiniz siz? Hadi canım, haberim yoktu deme. Vay be, ne kadınmış. Seni de ayakta uyutmuş. Ne diyorsun sen be? Doğru konuş! Bırak. Bana bak, senin o dilini koparırım. Sakın karıma iftira atmaya kalkma. Ne iftirası? Ödediğim paraların dekontları elimde. Yalan söylüyorsun. İnanıyorsan git bak hepsi çekmecede. Yalan! Ne kan parasıymış kardeşim. Doymak bilmediniz. Para verdim.
bitmeyecek misiniz siz? Geçmiş olsun. Elinize sağlık. Başımı yerden kaldıramam artık ben. Berat Bey. Babam öldü. Daha 16 yaşındaydım. Senem böyle daha ufak. Baba dedim ben. Abi demedim. Annemle beraber büyüttük onu. Yeni okullarda okusun diye ne işler yaptım. Yukarıda Allah var, hiç gocunmadım. Bir saniye bile. Yanlış bir şey de yapmadı çocuk. Karıncayı bile incitmezdi. Öyle tertemiz bir çocuk. Hala öyle. Değil mi? Görmedin sen onu. Böyle canı gitmiş çocuk. Saatten önce dönmez de gelince ne diyeceksin? Her gün pazara gidiyorum, yer mi canım bu adam? Saksı mı o kadar? Ya gerçekten mi? Nesrin! Nesrin! Ne yapıyorsun lan sen? Vedat, düşündüğün gibi değil. Allah belanı versin. Ulan ne istediğini de yapmadım be. Ne istediğini de yapmadım. Evimi barkımı da attım lan senin için. Kadını intihar etti be. Öz kızımı kapının önüne koydum lan, kapının önüne! Vedat, Allah aşkına ne dediler sana? Bu şerefsizden para almışsın. Anamı sattırdın lan bana, anamı sattırdın! Yalan! Yemin ediyorum sus. Yalan! Sus! Sus! Nereye kayboldu bu kız şimdi? Ne diyeceğim ben Esra Hoca'ya ya? Doktor hanım. Bu adam ne zaman kendine gelecek? Tecavüz suçlaması var, biz hala ifade alamadık. Sorunu bunu kendi sağladığında konuşursunuz. Pardon. Efendim peki? Hocam, siz Senem'e bak demiştiniz ama odasında değil. Ne demek değil? Hemen bul onu. Tamam. Seni hatırlıyorum. Partide sen de vardın. Bana bakıyordun. Şimdi de baksana bana. Neden bakmıyorsun? Bayan, bayan, cevap versene ol. Bana. Cevap bayan. Versene bana. Bunu bana sen mi yaptın? Sakin ol. Hayvan herif. Sen mi yaptın bunu bana? Senem dur. Gel buraya. Allah seni belanı versin. Tamam tamam. Bana bak. İnşallah bebeğim. Senem sakin ol. Bak beni dinle. Beni dinle. Çok hızlı nefes alıp veriyorsun. Sakin olman lazım. Hemen oksijen tüpünü getirin bana. Çabuk çabuk çabuk. Sakin, sakin. Yavaş. Yavaş. Hocam hastanın kanaması var. Hemen şuraya otur. Tamam, tamam Selam. Tamam, otur şuraya yavaş. Yavaş otur.
Tamam kızım, tamam kızım, tamam. Tamam, sakin ol, sakin. Sakin bak, biz yanındayız. Aferin, aferin. Sakin. Tamam bak, tamam, biz yanındayız. Kimin bu? Bir hastanın. Tabii ya, tabii. Sam o sabaha kadar çalışsın, Alp Efendi de burada keyfine baksın. Oh! Ne güzel dünya. Oldum. Pelvisi kırıktı. Kanamaya sebep vermiş olmalı. Tansiyonu düşüyor. İpek hemen bir ünite alıyor, varasalım. Kalbi durmadan stabil hale getirmeliyiz. Karın duvarını açıp tampon koysak? Tamam, yapalım. Bana bir gazlı bez, bir de delikli mavi lütfen. Çabuk. Aç el hemşire. Steril geldi. Açıyoruz. Bisturil. Geldi. Mesaneye bastır pelvisin karşı tarafına. Çabuk ol, bastırmaya devam et. Hemşire hanım, biraz daha tampon getir. İyi gidiyoruz. Tansiyon normale dönmeye başladı. İşe yaradı. Kan vermeye devam edelim. Biri ameliyathaneye haber versin. Aç el hemşire. Hadi çabuk, çabuk. Hadi gidiyoruz. Oğuz hocam, bunu senin getiren bey bıraktı. Arabada düşmüş. Kızın anahtarı herhalde. Bunun üzerinde kan var. Zavallı kız. O pisliği hesaplarken elini kestiğinde oldu herhalde. Bu dediğim mümkün olamaz. Çünkü Arif'e delil muayenesi yapıldı. Raporlarını okudum. Üzerinde anahtar yarası ya da benzeri bir şey yoktu. Ama kimde var biliyorum. Kimde hocam? Eldivenin içinde kalsın. Bunu acilen polise ulaştır. Acilen, çok acil. Çıkacaksın dediler, akşam ettik. Saat 5 oldu ya. Yeşim, şu doktora söyle çabuk gelsin. Sıkılmaya başladım ama. Hele şükür, neredesiniz? Niye hala taburcu olmadım ben? Ne oldu? Öldü mü yoksa? Maalesef. O kadar şanslı değilsin. Ne demek şimdi bu? Yaralarına tekrardan bakmamız gerek. Ne? Neden? Söyler misin? Bırakır mısın kardeşim? Memur bey, bir şeyler yapsanıza. Yeşim, bir şeyler söyle. Bıraksana kardeşim. Bırakır mısın? Sen senime saldırdığında elinde anahtar vardı. Bunlar da savunma izleri. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorum ben? Allah belanı versin. Seni gördüm. Seni onunla gördüm. Saçmalama, kes sesini. Partide onunla sınırlaşmaya çalışıyordun. Kes sesini dedim.
Ben yapmadım. Bana tuzak kurdunuz. Suçu benim üzerime atıyorsunuz. Memur bey bakın ben yapmadım diyorum. Hasta sizin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ha? Ne yapmaya çalışıyorsun? Memur bey bırakır mısınız? Derdini savcıya anlatıyorsun. Yeşim bir şeyler yap ne olur. Ben bir şey yapmadım diyorum sana. Bakın ben bir şey yapmadım. Elbet buradan çıkacağım. Suçsuzum diyorum size. Suçsuzum. Yeşim avukat ara. Sen göreceksin. Bıraksanıza. Bırakın. Bırakın. Yeşim kurtar. Baba olmak zor. Kardeşine babalık yapmak da zor. Küçücükken yetim kalmış bir çocuğa babalık yapmak da. Senin baban başardı. Çok iyi bir baba oldu. Berat da başaracak. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Evet. Ben de suçladım onu. Yalnızca ona bir özür borcum var. Hakan'ı alacaklardı, unuttum. Eylül. Sana söylemem gereken bir şey var. 15 dakikaya dönmüş olurum. Hemen konuşuruz, tamam mı? Allah'ım ben ne yaptım? Bana yardım eden tek insana bağırdım. Ölmesini istedim. Kendini suçlamayı bırak artık. Bilemezdin. Peki ben şimdi ne yapacağım? Nasıl yaşayacağım? İnanarak. Nasıl? Sen bir günden çok daha fazlasısın Senem. Tek bir kötü gecenin hayatını mahvetmesine izin verme. Ben o kadar güçlü müyüm? Evet. Sandığından daha güçlüsün hem de. Peki abim? Annem, benim için yaptıkları onca şeyden sonra. Senem, onlar da atlatacaklar. Senin iyi olduğunu gördükçe onlar da unutacaklar. Her geçen gün daha iyi olacaksın. Sen beni bırakmadın. Ben de seni bırakmayacağım. Olur, çıkınca bir şey söyleme olur mu?
abi. İyi olacak. Eylül Hoca, kaç kere özür dilediğimi bilmiyorum ama bir kez daha dilemek istedim. Hatırlamadığım onca şey adına herkesten binlerce kez özür dilemek istiyorum. Ama Fatih denen o çocuk haklı hocam. Hatayı kabullenmek kimi neyi yere getirmiş ki? Hiçbir yaptığımı hatırlamıyorum. Ama aynaya her baktığımda annemin, abimin yüzünü hatırlıyorum. Ne gidecek yerim, ne de kimsem kaldı artık. Ben bununla yaşayamıyorum hocam. Varlığımla onca insanın sonunu getirdim. Şimdi yok olurken de birkaç kişiye can olmak istiyorum. Organlarımı alın. Olabildiğince çok insana umut verin, hayat verin. Ben onları sevdiklerine kavuşturmak için gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Size yaşattıklarım için de beni affedin hocam. Böyle bir şey yapmış olamaz. Kendi kulaklarımla duydum abi. Ne yapacaksın peki şimdi? Eylül'e söyleyecek misin? Thank you.
Yine yırttın kefenizi Yağnur. Oğlun seni kurtardı sanıyorsun. Ama seni kimse kurtaramaz. Ben çok acı çektim. 40 yıllık dostluk ne hale geldi bak. Hep bizi suçladın. Beni ve oğlumu. Biz bu hikayedeki kötü adamlardık. Güya sen de iyi adam. Ama kimse sormadı ki bu iyi adam bir yaşlı kadının günahına niye oğlumla ortak oldu diye. Dur dur, yorma kendini. Ben söyleyeyim. Çünkü oğlumun işlediği suçu çok önce sen de işlemiştin. Hani bir kimsesiz çocuğa sahip çıktım diye övünüp duruyorsun ya. Bunu iyiliğinden yapmadın Ziyanur. Vicdan azabını dindirmek için yaptın. Yarın bunu oğlun da öğrenecek. Altyazı M.K.